hocaları ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Etkinliğimizin 3. oturumunu başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Yeniden sizlerle birlikte olmanın onurunu, hazdını tadıyorum. Hoş geldiniz. Hoşumuza da geldiniz aynı zamanda. Bugün sizlerle genellikle söyleyiş ve boğumlama konusunda sohbet etmeye çalışacağım. Ama izin verecek olursanız, ülkemizde Türk tiyatrosunun çok ünlü yönetmenlerinden ve oyuncularından ama Türkçenin doğru konuşulması, doğru seslendirilmesi konusunda olağanüstü çalışmalarla tanınmış, çalışmalarıyla tanınmış ve de bu konuda çok ünlü bir kitabı yazmış olan, artık aramızda olmayan rahmetli Suat Taşer Üstad'ın bir cümlesiyle, hatta bir paragrafıyla başlamak istiyorum. Konuşma Sanatı adlı kitabında, ki bu kitabı edinebilecek olursanız büyük yararını göreceksiniz. Suat Taşer, Konuşma Sanatı. Muhteşem bir kitaptır. Burada anlattıklarımın büyük bir bölümü orada bölümler halinde ne, niçin, nasıl olmalı şeklinde son derece güzel izah eder. Türkçenin doğru konuşulması, doğru algılanması, doğru tonlanması ve doğru yorumlanması açısından son derece zengin bir bilimsel kitaptır. Aynı zamanda bir uygulama kitabıdır. Burada Kıbrıs'ta bunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kitaptan edinebilir misiniz? Bunu bilemiyorum ama İzmir'den temin etmek olası. Eğer kitaptan edinmek isteyenleriniz olursa, bana ulaşacak olursanız İzmir'den ulaşabileceğiniz yayın evini veyahut da o yayın eviyle görüşerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir yayın evine bu kitaplardan göndermesini sağlayabilirim. Bu şekilde size bir yararım olabilir. Suat Taşer Üstad'ın benim de çok onurla saygı duyduğum, sizlerle paylaşmak istediğim paragrafları şöyle. Sözcüklerin yerlerine, sözcüklerin kendilerine değil de bir takım çarpıtılmış seslerden oluşan parçaları koymak, bence bir adamın ağız yerine burnunu, kulağı yerine gözünü, burnu yerine parmağını koymaya benzer. Başlangıç sesleri birbirine karışarak acayip bir ses karışması haline gelen sözcük, bence burnu ezilmiş surat gibidir. Sonu yutulan bir sözcük de dudaksız bir adamdır sanki. Gelişi güzel konuşan, dil duygusundan yoksun, adam sendeci, sözcükleri birbiri içine tıkıştırmayı alışkanlık haline getirmiş birini dinlerken ister istemez bal kavanozuna düşen bir sineği ya da bütün güzellikleri çirkinleştiren sulu sepkenli, sisli, çamurlu bir bahar havasını düşünürüm, diyor Suat Taşer. Rahmetle andığım onurlu ustam adına alkışlarınız için yürekten teşekkür ve saygılar sunuyorum. Haksız mısınız? Bu şekilde
Türkçesini, konuşmasını ya da hangi dilde konuşursa konuşsun, o dil üzerine özeni bu şekilde uygulayan bir insan gerçekten burnu ezilmiş bir surat gibi değil midir sizce? Ya da dudaksız bir adam gibi değil midir? Bir insanın dudaklarının olmadığını düşünün ve ondan kendi dilini yorumlamasını isteyin. Mümkün mü acaba? Suat Taşer Rusya'ya saygıyla bu bölümde sizlere öncelikle kısa ve uzun ünlülerden söz ederek devam etmek istiyorum. Türkçemizde uzun ünlü ama sadece Türkçe sözcüklerde yoktur sevgili dostlar. Dünkü birlikteliğimizde sizlerle paylaştığım gibi Türkçemiz yalnızca Türkçe sözcüklerden oluşmuyor. Zaten hiçbir dünya dili de sadece kendi sözcüklerinden oluşmuyor. Bu konuda merak etmeyiniz. Dolayısıyla Türkçemizi de çok kozmopolit bir dil falan gibi nitelemeyiniz lütfen. Asıl olan öz Türkçe, arı Türkçe, duru Türkçe, yalın Türkçe değil, has Türkçe değil, yaşayan Türkçe, var olan. Ama dün de söylediğim gibi dilin içerisinde bir sözcük doğar, dünyaya gelir, o sözcüğün anneciği kendinden önce o sözcüğü üreten bir sözcüktür. Fakat o doğup dünyaya geldikten sonra artık gelişmeye başladığında onu dünyaya getiren sözcük ölmüştür. Düşünün, yani 6. yüzyıldaki Türkçeden kalma bir sözcüğü bugün eğer hala kendini diri tutabiliyorsa kullanıp anlayabiliyoruz. Ama birçok sözcükleri de hatırlayabiliyor muyuz? Mümkün değil. Yerine mutlaka bir sözcük üretmiştir. Sonra o üretilen sözcük yeni sözcükler üretene kadar yaşamda kalmıştır, kullanımda kalmıştır. Çok büyük bir zevkle ve keyifle kullanmışızdır o sözcükleri. Ardından ürettiği sözcük kullanıma başlandığı andan itibaren o sözcük de yavaş yavaş konuşma dilimizden uzaklaşmaya başlar. Ve günü gelip ölür. Allah rahmet eylesin. Bize der ki, yeni sözcük kullanıma ve yeni sözcükler üretmeye başlar. Dil işte bu özelliği açısından canlıdır sevgili dostlar. O yüzden dilin içerisinde birçok dillerden kazanılmış sözcüklerimiz de vardır. Ama Türkçe'de has Türkçe olan, yani yalın bir şekilde Türkçe olan sözcükler uzun ünlü barındırmazlar. Ama Türkçe'ye kazandırılmış sözcüklerden insan taka aldığında insaniyet, bu niyet takısı sizce hangi dilden kaynaklanıyor? Türkçe değil. Araştırın. Cevap. Kısa cevabı takaldığında. Hayal. Kısa hayali. Bakınız, bu takılar da Türkçe değil. Mekan. Mekanı.
Yabancı dillerden dilimize giren sözcüklere dikkat edelim. Bu sözcüklerin ilk ve ikinci heceleri bir kısımda sonra da uzatılarak söylenen bölümleri dikkatle dinleyelim. Arıza. Arıza demiyoruz galiba, değil mi? Daire. Türkçe mi bu sözcükler arkadaşlar sizce? Değil, değil mi? Teşekkür ederim. İsabet. Adalet. Askeri. Bakın, isabet arızada, dairede, ilk hecede. İsabette, ikinci hecede. Adalette, ikinci hecede. Askeri, üçüncü hecede, sonda. Kısmi, sonda. Gibi kelimeler de A uzamaları söz konusu sevgili dostlar. Uzun sesleri kısaltma eğitimi ne yazık ki günümüzde oldukça yaygın bir vaziyette. Bunlara bazı örnekler vereceğim. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Kıbrıs'ta kullanılan Türkçenin içerisinde de uzun seslerin yoğunlukla kısaltıldığını duyuyoruz galiba. Sizler de öyle olsa gerek. Beraber. Herhalde doğru kullandım, değil mi? Doğrusu ne oldu? Beraber. Bela. Bela. Çok teşekkür ederim. Aşık. Hayır, aşık da var. Biliyorsunuz herhalde, açıklamama gerek yok aşık. Aşık doğrusu. Dava doğrusudur. Dava demeyiz, demeyiz herhalde. Diğeri de pek fazla duymadım zaten. Vefa. Vefa. Çok doğrusu. Yabancı sözcüklerdeki ünlü uzunluğunun bir ses özelliği olmasının yanı sıra anlamı ayırt etme gibi çok önemli bir işlevi de var sevgili arkadaşlar. Bir sesin kısa ya da uzun okunuşu yanlışlıklara yol açabilir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Şunu unutmayınız ki bu çok sık sorulan, çok sık karşılaştığım bir örnektir. Onun için izninizle yazacağım. Kat. Ama okunuşu T ile L yan yana gel. Kelimenin aslıdır kat. Katletmek. Katletti. Katloldu. A'yı uzattığımız zaman, bakın kat, A'yı kısa tutuyoruz. A'yı uzattığı zaman katil, o zaman öldüren oluyor. Bu çok önemli çünkü dilimizde %95 oranında yanlış kullanılıyor. Şurası eylem arkadaşlar.
öldürme. Katilse öldüren. Yani burada A'nın uzamasıyla kısa seslendirilmesi arasındaki anlam farklılığı. Son derece öyle. Buna buyurun lütfen. Şey hocam, benim aklıma geldi katil zanlısı. Kat zanlısı. Kat zanlısı. Doğrusu kat zanlısı. Fakat kat demek, kat zanlısı demek çok zorluyor değil mi dilimizi? Onun için T ile L arasına ne yapıyoruz? Bir İ yerleştiriyoruz. Ama A'yı kısa tutuyoruz. Hatırlattığınız için, bu örneği verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Katil zanlısı dediğimiz zaman, öldürdüğünden şüphelendiğimiz şahıstan söz ediyoruz. Ama katil diyemiyoruz. Katil diyebilmemiz için yasal olarak hukuki bir sonuca ulaşılmış olması gerekiyor. Yani adaletin, mahkemelerin karar vermiş olması gerekiyor. Biz gözümüzle görmüş olsak dahi, bunu da asla unutmayalım. Bir insanın diğer bir insanı katlettiğini, ne diyorum? Katlettiğini. Gözümüzle gördük. Adamı katletti, vurdu, öldü. O an dahi biz o vuran, öldüren kişiye katil diyemiyoruz. Ne zaman diyebiliyoruz? Ne zaman denilebiliyor arkadaşlar? Yargı karara vardıktan sonra. Hüküm giydirildikten sonra. Ancak hukuk bu konuda yargı karara varmış olacak. Hüküm yiyecek. O zaman ne diyoruz? Katil diyor. Onun için çok rahatlıkla kullanılabilecek kelimeler, adlandırmalar, sıfatlandırmalar değil bunlar. Buna özen gösterecek olursanız çok teşekkür ederim. Katletme eylemi. Kat. Yani katil. Kat diyemiyoruz. Onun için buna i eklememizde bir sakınca yok. Katil. Eylem. Katil artık bir sıfat. Buna benzer Türkçemizde başka sözcükler de var. Dikkatle kullanmamız gereken. Bildiğimiz ve çok sık kullandığımız kelimeler değil mi? Okur musunuz bunu? Okur musunuz bunu? Aşık. Biliyorsunuz değil mi? Ayak bileğindeki bir kemik. Efendim? Buradaki iki nokta üst üste ne anlama geliyordu? Dün söylemiştim. Dün aramızda olmayan arkadaşlar için hemen tekrar edeyim. Bir sesin yanına iki nokta koyduğumuz zaman o ses yarım ses uzatılacak anlamına geliyor. Okur musunuz? Aşık. Nice aşıklar diyor. Yüreğiniz. Okur musunuz lütfen? Ne anlama geliyor? Rakip. Ne anlama geliyor?
Yüksek sesle söyler misiniz? Karşı takım. Karşı takım olmuyor mu? Karşı takım dediniz. Üçüncü söyleyişten sonra doğru tahmin etmişim nihayet. Ne olur anlaşılır olsun biraz sevgili dostum. Hastayım biraz boğazım. Geçmiş olsun o zaman, affedersiniz. Rakip. Bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Eski bir sözcüktür. Rakip. Binici. Ama rakip, rekabet eden. Siz karşı takımla rekabet ettiğiniz için karşı takım olarak rakibim diye düşündünüz. Yani futbol mu oynuyorsunuz? Daha çok futbolla mı ilgileniyorsunuz? Evet. Seviyorsunuz. Onunla rekabet ediyorsunuz. Onun için onun adı rakibinizdir. Rekabet ettiğiniz için. Kelimenin doğru anlamı rekabet eden. Bu çok önemli, bu kalsın orada. Türkçe'de yine var olan sözcüklerden seçiyorum. Okuyalım. Alem, alem, alem. İki nokta üst üste olunca o ses yarım ses uzuyor sevgili. Bunu mu iyi gibi gördünüz? İyiye benziyor mu sevgili dostlar? Oradan benziyor. O koltuktan kaynaklanıyor o zaman. Sizden kaynaklandığına inanmıyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O koltuğa oturunca öyle oluyor arkadaşlar. Dikkat edin o koltuğa. Alemin ne olduğunu biliyorsunuz. Eğlence. Türbanlı kardeşlerim. Söyleyin. 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 Efendim? Buradan bir doğru ses geldi. Minarenin üzerindeki alem. Alem. Minarenin üzerinde hilal şeklindedir. Ama o alemdir. Minarenin üzerinde başka bir şey de olsaydı o gene alemdir. Minarenin üzerindeki nişane anlamı. Yani hilal olmayabilir, başka bir şey de olabilir. Nişane. Alem. Bravo. Tek anlam. Cihan. Başka bir anlamı daha var. Ne gibi? Alem yapmak. Harika. Demek ki buradan bu esprimizden dolayı size teşekkür ediyorum. Buradan hemen şunu da hatırlayalım. Argo kullanımlar. Demek ki argo sadece ve sadece seslerden anlamsız kişilerin kendi aralarında ya da gruplarında ya da o toplumda bir anlam yükledikleri bir sözcük de üretilebiliyor argo deyimlerde veyahut da sözcüklerde. Ya da bir sözcüğün anlamı değiştirilerek kullanılıyor. Şimdi anladık mı alem yapmanın ne olduğunu? Yani yine alem, yine cihan anlamında ama alem yapma anlamında kullandığımız zaman argo olarak tabir ettiğimiz zaman anlamını değiştirmiş oluyoruz. Buyurun lütfen. İdam bu kelimelerden biri mi? İdam olunca ne oluyor? Ne anlama geliyor? Yok öyle bir şey. Ben de onun için sordum yani. idam etmek. İdam diye bir kelime hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum.
Hayır, yani eğer varsa sizden öğrenmiş olurum. Bunun için içtenlikle soruyorum. Farklı bir kaygıyla sormuyorum. Bu şekilde anlamayın. Ben bilmiyorum İdam. Eğer öğrenirsem size teşekkür ederim gerçekten. Okuyalım lütfen. Şu işe, şu eyleme kadir kimse. Yapabilir anlamına da gelebilir. Yani bunu yapmakta güçlü. Kadir. Güçlü, o konuda gücü olan bir kimse. Kadir, kadir kıymet bilmeyen insanlar için söylenir değil mi? Değer, kıymet. Kadir kıymet bilmez bu insan. Bu deyimi çok duymuşuz, bu sözü çok duymuşuzdur herhalde değil mi? Kadir kıymet bilmek gerekir. Kadirse güçlü. Bunu biliyorsunuzdur. Okur musunuz lütfen? Varisin ne olduğunu biliyorsunuz. Bacak damarlarındaki bir rahatsızlık. Bunu biliyor musunuz? Verasetten elde etmeyi hak etmiş olan kimse. Aynı kökten gelir. Aynı kökten gelir. Bölge yönetimlerde diğer yönetimler arasındaki sistem veraset sistemi. Hayır, veraset. Hak edişle anlamında. Aynı kökten gelir. Varis, veraseti hak eden kişi. Bunu da biliyorsunuz tabii ki. Çok berbat yazıyorum. Hoş görün lütfen. Okur musunuz lütfen? Şu dahi. Bu dahi. O dahi. Yani D'da. O da. Bu da. Şu da. O bile. Bravo. Kim söyledi onu? Harika. Çok teşekkür ediyorum. O bile. O dahi. O bile. Biliyoruz değil mi? Deha sahibi olan insan. Şimdi bunlar ünlülerin uzatılmasıyla ilgili anlam değişikliklerini gösteren sözcüklerdi. Bir de ünlü düşmesinden söz edelim Türkçemizde genellikle. Okuyunuz lütfen. Akıl. Sizin olursa, iyilik eki alacak olursa ne olur? Yani, değil mi? Ünlü düşmesi. Burun. Burnunuzdan söz ettiğiniz
takdirde U düşer. Karın karnınızdan söz ettiğinizde I düşer. Omuz omzunuzdan söz ettiğinizde U düşer. Yabancı kökenli sözcüklerde de bunları görmemiz olası. Akit. Karşılıklı bir iş anlaşması. Akdi bir sonuca varmıştır. Yani o anlaşmayla ilgili bir bilgiden söz ediyorsak. Fikir. Kişinin fikrinden söz edersek. Zehir. Hazırlanan, o kişinin hazırladığı zehrinden söz edersek. Resim. Sizin resminizden söz edersek. Kabir, kabri yani artık çok fazla kullanılmıyor ama kullandığınız zaman bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani bir başka vefat etmiş kişinin kabrinden söz edersek, kabri diyecek olursak, kabir tek başına bir mezar. Ama kabrinden söz ediyorsak, kabri. İsim, ismi. Bakın nasıl da düşüyor. Arapça ya da Farsçadan Türkçe'ye geçmiş sözcüklerde sevgili dostlar, etmek, olmak yabancı fiiliyle birleştiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki ünlüler düşüyor. Örnek. Affetmek. Ne etmek efendim? Affetmek. Affetmek. Ama şöyle düşünün bir de. Orada tek hece olduğu için kelimenin kökeninde ikinci heceyi düşünemiyoruz değil mi? Af sadece. Etmek, af kelimesinin sonuna gelince affetmek oluyor. Ama bizim burada söylediğimiz kural ikinci hecenin değişimiyle ilgili. Sabır. Sabretmek. Ir düşüyor arkadaşlar. İkinci. Sabır. Gafletmek diye bir kelime var mı? Gafili kim söyledi? Siz mi söylediniz? Gafletmek diye bir kelime var mı? Yani etmeye eklememiz gerekiyor. Hapset, hapis. Hapsetmek ya da hapsolmak. Kişinin kendisinin hapsolması ya da bizim onu hapsetmemiz. Anlayabilir miyim? Lütfen yüksek sesle konuşur musunuz rica etsem? Resmetmek. Resim. Resmetmek. Çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel bir kelimeydi. Resim. Resmetmek. Nakil. Nakletmek. Seyir. Seyretmek. Bakın nasıl değişiyor. Bazı Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklerde orta hecedeki ünlü genellikle düşüyor. Orta hecede ünlü düşmesinden söz ediyorum. Nerede? Nerede? Harika. Sağanak yazılışı sağanaktır değil mi? Sağanak. Orta ünlü düşüyor. Ne için? İki ama birleşik kelime o. Anne. Nakil. Nakletmek. Burada. Çok güzel. İleri. İleride. Harika. İleride. Bazı doğu kökenli sözcüklerimiz de var. Bu doğu kökenli sözcüklerimizde ek aldıklarında ne yapıyor? Aslına dönüşüyor bu sefer. Kay. Kay.
kayıp kaybetmek aslına dönüşüyor. Kelimenin aslı burada. Hangi arkadaşım? Bir arkadaşım çok dikkatli baktı. Ne diyorsun, niye anlatıyorsun gibisinden. Kelimenin doğrusu budur arkadaşlar. Biz bunu tek başına kullanırken nasıl kullanırız? Kayıp olarak kullanırız, değil mi? Çünkü kayıp, kayıp demeyiz. Ama ekmek kelime eke geldiğinde aslına dönüşüyor. Yine bir başka örnek. Biz buna ne diyoruz? Nasıl artık yazıyoruz ve seslendiriyoruz? Kayıt. Kayıt. Ekmek eklediğimizde hane ile başlayan bazı bileşik sözcüklerde hece düşmesi görüyoruz sevgili arkadaşlar. Konuşma dilinde şöyle kullanırız. Posta, hane, hastane. Ne düşüyor burada? Ah düşüyor değil mi? Yazmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Hasta, hane, hastane. Sadece ne diyoruz? Hastane. Ne düşüyor burada? Hastadaki aile, hanedeki H düşüyor. Ah düşüyor. Geriye sadece bunlar kalıyor. Yabancı dillerden dilimize geçmiş bazı kelimeler vardır. Bunları üzerinde çok fazla durmamıza gerek yok galiba. Station ne olarak kullanıyoruz? Stasyonu istasyon olarak kullanıyoruz. Skala ne olarak kullanıyoruz? İskele olarak kullanıyoruz. Yine dilimize geçen bazı sözcükler, yabancı dillerden dilimize geçen bazı sözcüklerden örnekler veriyorum. Ve bunlar Türkçenin hiçbir kuralına, seslendirme kuralına uymuyor. Blok, flüt, bronz, dram. Hep kullandığımız sözcükler değil mi bunlar? Yabancı dillerden dilimize geçen. Dram, stüdyo. Çok sık kullanıyoruz. Hele ben çok sık kullanıyorum dedim. Çünkü her gün stüdyo kullanıyorum. Traktör, speaker, psikolog. Gibi yabancı dillerden dilimize geçen ve hiçbir kurala uymayan sözcükler. Bazı sözcükler cik, cuk, küçültme eki aldıklarında bu ekten önce bir ünlü türetirler. Dikkat edelim. Azcık. Harika. Öpçük. Öpücük. Sap sağlam. Bir ünlü üretiyor, değil mi? Çep, çevre. Yap, yalnız. Çok teşekkür ediyorum ses. Ses kaynaşmalarına dikkat edelim arkadaşlar diye de. Türkçemizde iki ünlü yan yana asla gelmez bildiğimiz gibi. Ama bazı yabancı dillerden giren sözcüklerde bununla karşılaşırız. Ünlüyle biten bir sözcük. Ünlüyle başlayan bir sözcükle yan yana gelecek olursa iki ünlü tek hecede toplanıyor. Cuma ertesi. Cuma ertesi. Kahve altı. Sütlü aş.
sütlaş. Ne oldu sonra? Hayır, sütlaş değil doğrusu. Sonradan daha önceki, dünkü birlikteliğimizde ses değişimlerini ve dönüşümlerini anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Sütlaç. Ne için? Harika. Ne asıl? Harika. İki ünlünün yan yana gelmesinden söz edelim şimdi. İki ünlü yan yana bulunduğu sözcükler tabii ki Türkçe değil. Değil mi? Yabancı kökenli sözcükler. Fransızca bir sözcük olan diftongun karşılığı iki ünlüyü barındıran sözcükler. Biz iki ünlü barındıran sözcükleri bu iki ünlünün barınmasına ne diyoruz? Bu sözcükte diftong var diyoruz. Ama bunu unutun. Sadece bilgi olarak aktardım size. Diftong kullanmayınız bile yani lütfen. Saat. Türkçe değil. İki ünlü yani. Sual. Harika. Teşekkür ediyorum. Şiir de sayılabilir. Laik. Layık lan karıştırmayın. O ayrı. Laik. Layık. Anlam tamamıyla farklı. Laik'in anlamını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Açıklamama gerek var mı? Yok. Çok teşekkür ederim. Efendim? İdeal. Olabilir. Yani bütün yabancı sözcükleri devre alacak olursak birçok örnekler verebiliriz. Sayit Faik. Faik mi Faik mi? Teşekkür ederim. Kanaat, suare bunlar Türkçe sözcükler değil arkadaşlar. Yabancı kökenli sözcüklerde bulunan ince T ve L harfleri ünlü uyumuna aykırı bir durum yaratıyor arkadaşlar. Bunun örneğini vereceğim birazdan. Eski yazıda T harfi ince ve kalın olarak gösterilirmiş. Bunu eski yazıyı bilmediğim için ben detay veremeyeceğim size. İnce T ile biten sözcüklerin son ünlüsü kalın olsa bile ince ek alır ve söylenirken de bu harfi ince telaffuz etmemiz gerekir. L içinde durum benzer. Saati. Türkçe'de ses uyumuna göre buna bir ek takmamız gerektiğinde ses uyumuna göre hangi sesi takmamız gerekir? İyi mi? Iı mı? Ses uyumuna göre harikalar yaratıyorsun. Kesinlikle koltuğundan kaynaklandığından eminim. Harikalar yaratıyorsun. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Saatı olması lazım değil mi? Saatı. Doğru mu? Saati. İşte verdiğim kural bu arkadaşlar. Sual. U-A. Hangi takıyı alması gerekiyor? I alması gerekiyor. Güya ses uyumuna göre. Hayır. Suali. İ. Kanaat. T dikkat ederseniz burada ince. L dikkat ederseniz ince. Kanaat. Sual. L'nin bir kalın hali var. Bir de ince hali. T
T'nin bir kalın hali var, bir de ince hali var. Şimdi burayı tabii soru işaretleriyle dinliyorsunuz. Gözlerinizde soru işaretleri hissediyorum. Neden? Çok haklısınız, çok doğru. Diksiyon dersine başlarken, ben şu anda bir diksiyon dersi vermiyorum. Bu bir söyleşi, Türkçenin kullanımı ve doğru seslendirilmesi ve doğru kullanımı konusunda. Ama biz diksiyon derslerini verirken, ben mesela bunu 46 ya da 48 saatte tamamlıyorum bu dersi. Ama yetkin olan bir arkadaşa, ses düzeltmem gerekmeyen bir arkadaşa, bunun bir 20 küsür saatini sadece ve sadece seslerle geçiriyoruz. Yani Türkçemizde 4 tane A var, 2 tane E var ve bu A'ların tekrarlanması bi, be, ba, bo, bu, bu, bi, bak, 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 bu, bu falan gibi sesler tekrar bil, bel, bal, bol, bul veyahut da cil, cel, cal, cul, cal gibi seslerle. Dolayısıyla bunu sizlerle sohbet etmediğim, sizlerle bir uygulama yapmadığımız için çok haklı olarak bu bölümde böyle bir ince T, ince L, kalın T, kalın L kısmında şöyle bir soru işaretiyle bakıyor olmanız çok doğru ve çok da saygın. Bunun için bu açıklamayı özellikle burada yapıyorum ki bu bölümü anlatmadım size. Çünkü bu anlatılmıyor, uygulanıyor sevgili arkadaşlar. Ve de çok uzun bir süre alıyor. Düşünebiliyor musunuz? 28 harf, 28 sese, 29. ses hangisi? Yumuşak G. Yumuşak G'de bir ses çalışması yok çünkü yumuşak G bir ses değil. Her şeyden önce. Buna bu şekilde bir çalışma yapılması gerekiyor. Onun için ince T ve ince L'leri, kalın T ve kalın L'leri bu şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Hakikat. Hakikati mı deriz? Hakikati deriz değil mi? Burada da yine açık bir ünlü takısı alıyor. Sadakat. A. Takı ne olması lazım? Türkçe'de kurala göre I olması lazım. Hayır. Neden? Çünkü yabancı kökenli bir sözcük bunlar. Bazı sözcüklerde ise ünlüler arasına V ya da Y ünsüzü giriyor. Ki dilimizde bu şekilde yerleşiyor bu sözcükler. Nedir? Doğrusu nedir arkadaşlar? Tuvalet midir? Tuvalet midir? Doğrusu hangisi arkadaşlar? Kelimenin orijinal yazılışı bu. Yabancı dilden dilimize geçmiş bir sözcük. Dolayısıyla orijinali o. Fakat bizde V eklemesi almış. Konu başında ne dedim? V ve Y ünsüzlerinin hangi hallerde eklendiği. Bir başka... Şimdi genellikle konservatuvar mı yazılır, konservatuvar mı yazılır? En çok burada tartışılır olay. Onun için sadece laboratuvardan örnek verdim. Ama konservatuvarı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Kelimenin kökeni bu arkadaşlar. Türkçe'de V girer. Laboratuvar. Konservatuvar. Doğrusu konserve, konservatuvardır. Konserveyle karıştırmayalım. Bir de Y girişlerine örnek verelim. Bunlar çok az kullandığımız kelimeler ama çok sık da karşılaşabiliriz. Doğrusu
Kelimenin kökeni. Türkçe'de kullandığımız hali. Doğrusu. Türkçe'de kullandığımız hali. Bazı sözcüklerde ise sevgili dostlar V ve Y birleşimlerini bu şekilde değerlendirdiğimizi düşünelim. Geniş ünlülerin daralmasına geçelim. Burada biraz özen göstermenizi rica ediyorum sizden. Konuşurken arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Kelimenin yazılışı. Nasıl okuruz bunu? Yüksek sesle lütfen, sesiniz oldukça yeterli ve de çok güçlü. Arkadaş konuştuğu zaman ben ses çıkarmamaya çalışıyorum neredeyse. Düşünebiliyor musunuz? Muhteşem bir sese sahip. Buyurun. Seslendirilişi arayacak olarak. Bravo. Yani burayı okur musunuz? Arayacak. Okunuşu? Kim söyledi onu? Ne dedin? Kalacak. Bravo. Ecek, acak, an, yor. Takıları burada önemli. Nedir? Ecek takısı. Arayacak. Kalacak. Değil mi? An takısıyla ilgilenelim. Okumak isteyen lütfen okur musunuz? Yüksek sesle. Evet. Başlayan. Kim söyledi? Siz. Hemen yazalım. Nasıl okunmamızı gerekiyor? Bekleyen, bilmeyerek, bilmeyerek, orada iki E'de İ'ye dönüşüyor. Sulayan, ecek, acak, an, yor takıları. Sulayan, ne diyoruz? Yüksek sesle söyler misiniz lütfen? Sulayan. Suluyan, değil mi? A neye dönüşüyor orada? Suluyan. Suluyan değil. Suluyan. A neye dönüşüyor? U'ya dönüşüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine daralmanın darlanmak değil, daralmanın yazı diline yansıyan yönünde bazı değişiklikler söz konusu. Anlıyordur doğrusu. Neden? Çünkü kelimenin kökeni nedir? Anla. Yor takısı aldığında son A ne oluyor? I'ya dönüşüyor. Anlıyor. Başlıyor da kelimenin kökeni ne? Başla. Başla. Son A ne yapıyor? I'ya dönüşüyor.
dinle kelimemiz. Yor takısı aldığımızda e neye dönüşüyor? İyiye dönüşüyor. Çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde kabul ederseniz gide gide de gidedir. Oradaki e iyiye dönüşüyor. Fakat gide kelimenin kökeni değil. İdi imiş ise ek eylemlerinde olan değişiklikler. İdi'ye bir değişiklik, bir örnek veriyorum. Görse idi. Görseydi. Araba ise, iseye örnek. Arabaysa. Dere idi. Mişe örnek. Gülse imiş. Gülseymiş. Çok teşekkür ederim. İci ekine örnek. Dinleyici. Ne diye okuruz? Ne diye okuruz? Dinleyici. Dinleyici. Dinleyici yazılır. Ne diye okurmuşuz? Dinleyici. Teşekkür ederim. İlelerin bağlanışlarını biliyorsunuz. Buna hemen geçiyorum. Anneyle, babayla, ablayla gibi. Ünlülerin söylemişlerinde alıştırmalar ve tekerlemeler yapmak istersek, tekerlemeler ilk bakışta, dün de gördünüz, anlamsız, aynı seslerden oluşan kelimelerin yan yana gelişleriyle bir bütün oluşturuyordu galiba. İlk bakışta anlamsız ve komikmiş gibi de gelebilir. Bazıları da gerçekten komiktir. Ancak niçin önemsiyoruz bu cümleleri arkadaşlar? Doğru sesler, doğru boğumlama, akıcı konuşma, kusursuz dil alışkanlığının kazanılabilmesi için son derece önemli. Ben bu yüzden tekerlemeleri çok önemsiyorum. Tekerlemeler konusunda bize yardımcı olacak, yardımcı olmayı düşünen bir sevgili arkadaşımız var mı? Bizle birlikte olmayı düşünen. Dünden bu uygulamayı görünce birazcık çekingen geliniyor. Fakat ben o ses ustasını rica ediyorum buraya. Harika bir ses. Alkışlamanızı rica ediyorum sizlerden. Lütfen. Gerçekten son derece etkileyici ve de çok kulağa hoş gelen bir ses. Lütfen. Konuşma tarzınızda boy posta harika. Değil mi? Gerçekten öyle. Lütfen konuşurken nezaketinizden, sakinliğinizden ve içtenliğinizden dolayı yumuşak bir sesle sesinizi düşürerek ve ağzınızı açmayarak konuşmayı tercih ediyorsunuz. Oysa ki sahnede olduğunuzu düşünün ve de çok rahat konunuza tam hakim olduğunuzu düşünün ve çok rahat sesinizi çıkartın ve ağız ve dil ve çene, dudak enstrümanlarımızı diyelim biz buna anatomik olarak. Bunları da çok rahat kullanalım lütfen. Şimdi bize ben bu tekerlemeyi çok severim. Yok, gerçekten son derece kolay bir tekerleme. Bir tarlaya kemeken ekmişler, biliyor musunuz? Harika. Şuradan okur musunuz? Şimdi az çok biliyorum da konuştuğunuz gibi benimle arkadaşlarınızla bu şekilde konuşmaz. Sesinizi rahat çıkartır. Dudaklarınızı, dilinizi ve çenenizi son derece özgür olarak açarak konuşursanız, ama açacağım diye de gereğinden fazla açmayarak tabii ki, rahat konuşursanız çok sevinirim.
kadar mı yazıyor orada? O paragrafı okursanız sevinirim. Onun tamamı çünkü orası. İsterseniz göz gezdirmek istiyorsanız önce bir göz gezdirebilirsiniz. Tabii tabii, şimdi hemen bakabilirsiniz. Kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım biraz heyecanlandığı için, anlamayı olduğu gibi kaçırdı. Öyle değil mi? Kendisi de farkında. Bir de başka neyi hissettik arkadaşımızda? Seslerde ne hissettik? A sesinde, U sesinde, İ sesinde, E sesinde bir şey farklı geldi mi size? İşte az önce sözünü ettiğim uzun uzadıya o 46-48 saatlik derslerin işte 20-24 saatini ayırdığımız bölüm bu yüzdendi sevgili dostlar. Arkadaşımızda E sesleri açık değil mi? Kel kör kirpi diyor. Oysa ki onun doğrusu ne? Kel kör kirpi. Değil mi? E'yi açarak kullanıyor. Bunlar şu anda bizim konumuz değil. Az önce sözünü ettiğim bölümdü işte bu. Bu sesleri ilk önce uzun süre düzeltiyor. Daha sonra tonlama ve vurgulara geçiyoruz. Bir tane daha bize okur musunuz lütfen? Ürdünlü, ünlü üfürükçü Üryani ile Ünye'yi bize anlatır mısın? Ürdünlü, ünlü üfürükçü Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp üzerinden üslubu, istibeç, güves, üzüm, üzengi taşı ve üzünç götürürken... Tamam, teşekkür. Burada biraz zorlanmış. Şimdi söylediğim şeye bir kanıt olarak gösteriyorum. Şu üstteki tekerlemeyi okur musunuz? Şimdi göreceğiz. Bir berber bire beraber biri gel diye bağırmak. Neyse, bir de okuyabilseydim çok iyi olurdu. Çok teşekkür. Çok. Ay, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir ses? Gerçekten harika bir ses. Şimdi bize yardımcı olabilecek başka arkadaşlar arıyorum. Çünkü birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Burada uygulamaları göreceğiz sevgili arkadaşlar. Sizlere anlatacak olduğum bölümler bol miktarda var ama maalesef bu kadar süre içerisinde, yani toplam 6 saatlik süre içerisinde Türkçemizde dikkat edilmesi gereken, uygulamamız gereken önemli bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu bilgileri siz eğer burada edinmiş olarak kabul etmez, yüreğinizde ve beyninizde soru işareti olarak algılar ve bunun üzerine araştırmalar yapar veya çalışmalar yapacak olursanız, işte o zaman alkışa değer bir özen göstermiş ve çalışma yapmış olursunuz. Yürekten teşekkür ederim o zaman. Ama hiç olmazsa birkaç arkadaşımız, ben yürekten inanıyorum ki sizler oturacaksınız, Türkçenin doğru kullanımı konusunda, vermiş olduğum bilgiler konusunda belirli araştırmalar yapacak, belirli çalışmalar yapacak, hatta merak edecek ve bunu gelip ilgili arkadaşlarımıza, sevgili hocalarımıza sorarak öğrenmeye çalışacaksınız. Gördüğünüz gibi iki gün birlikte olduğumuz arkadaşlar için söylüyorum. Bugün ayrıca katılan arkadaşlarımız bundan ne kadar bilgi sahibiler onu pek fazla bilemiyorum ama gördüğünüz gibi Kıbrıs'ta kullanmış olduğumuz Türkçe ile Anadolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanmış olduğumuz Türkçe arasında ciddi farklılıklar var değil mi? Bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Ses uzamasından, ses kısalmasından, takı düşmesinden ve bazı kelimelerin sadece yanlış yorumlanması ve yanlış onarmasından değil, yanlış bilinmesinden de kaynaklanıyor. Bazı geceler hiç söz edilmiyor burada değil mi? Aa, bir bakıyorsunuz ki orada o geceler konuşulmuş o kelime ve mutlaka öyle söylememiz ve öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Ama aramızda bol miktarda Anadolu'dan katılan sevgili dostlarımız da var.
ve bu sevgili dostlarımızla özellikle Güneydoğu Anadolu'dan ve Doğu Anadolu'dan ve bir de Orta Anadolu'dan katılan sevgili dostlarımızla bazı şeylerde çok ciddi şaşkınlık içerisine düştüler bazı sözcüklerde. Öyle değil mi sevgili dostlar? Sizlerden falan söz ediyor burada yapmış olduğumuz uygulamada. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'mizde de Anadolu'da da Osmanlı'dan kalan bir bozukluk söz konusu. Neden Osmanlı'dan kalan diyorum. Bir de bunun tersini düşünelim. Anadolu'da kırsal kesiminde hala Selçuklu döneminden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçene kadar ki süre içerisinde öz demeyeyim yani Türkçenin aslından oluşan kelimeleri korumuş, yaşatmış olan toplumumuz da var. Ama Osmanlı'dan söz etmemin kaygısı, dün de sözü ettim, bugün tekrar etmeyi diliyorum. 15. yüzyıldan bu yana yavaş yavaş saray dilinin hilafetin gelmesiyle birlikte Arapçanın yoğun bir şekilde kullanılması, Timurlenk döneminden sonra yoğun bir şekilde Anadolu'ya girmiş olan Farsçanın etkin olması, zaten Batı Anadolu'dan gelen Latince'nin, ki Latince sadece Batı Anadolu'dan da gelmiyor biliyorsunuz, evrensel bir dil olarak o dönemlerde kabul ediliyor, etkin olması, 18. yüzyıla ve 19. yüzyıla doğru bunun içerisine Fransızcanın ve İngilizcenin yavaş yavaş girmesi, 19. yüzyıl sonlarında ve artık Almancanın yoğun olmasıyla kozmopolit bir konuşma oluşuyor. Bu bir dil değildir arkadaşlar. Konuşurken ben dikkat ettiniz mi? Ne dedim son kelime olarak? Dil. Çok teşekkür ediyorum. Doğrusu nasıl yazılıyor? Dil. Yumuşak y'yi kullanıyor muyuz? Yumuşak y düşümünde az önce belirttiğim ses dönüşümleri neye dönüşüyor? İ'ye. Çok teşekkür ederim. Artık buna dikkat edeceğiz galiba değil mi? Evet. Ne dedim? Ne dedim? İ'ye. Nasıl yazıyoruz? İ'ye. E dönüşümü nasıl? İ'ye. Yumuşak y? Yok. Harika. Lütfen alkışlar mısınız kendinize? Bir zaman için sevgili dostlar. Az önce size anlattığım, birliklerimizin başında anlattığım sözcük ölümleri yeniden canlanmaz. Fakat onu bir hatırlayalım, yeniden kullanmaya başlayalım kaygısıyla canlandırılmış gibi ya da canlanmış gibi davranabiliriz. Ya da davrandırılabilir bizlere. Olabilir böyle şeyler. Ama yaşar mı o kelimeler? Ya da ne kadar yaşayabilir? Çocuğumuza öğrettiğimizi düşünün. O çocuk büyüyecek. Ve özgürce kendi kararlarını verir bir yaşa gelecek. Çevresinde konuşan insanlara kulak kabartacak. O kelime yaşayacak mı sevgili dostlar? Mümkün değil. O yüzden dil gerçekten canlıdır. Pardon, ben anlayamadım. Özel bir konuşma mıydı? Affedersiniz. Pardon. Galiba arkada telefonla konuşuluyor. Şimdi bir tekerleme için yardımcı olmak isteyen sevgili dostum, hanımefendilerden rica ediyorum. Buyurun lütfen.
Buyurun lütfen. Özellikle özellik üzerine. Öncelikle bir bakar mısınız lütfen okuyacağınıza? Bir ve siz gözlüklü olan sevgili kardeşim. Buyurun lütfen. Hazırsanız başlayabilirsiniz. Özellikle özellik üzerine özlemine özgü, özgün ve özgür özellikleri izleyen özbekli özkan özat var. İzgan, üzgün. Şimdi bir tekerleme görünce, elimize bir tekerleme alınca galiba psikolojik olarak neye şartlanıyoruz sevgili dostlar? Tekerlemenin hızlı okunması gerçekten beklenilen bir sonuçtur. Hızlı okunması da gerektir. Ama tekerlemenin aslında okunmasında bizim daha çok dikkat ettiğimiz unsur nedir? O seslerin, o kelimelerde doğru yorumlanması, doğru telaffuz edilmesi ve o kelimelerin, o seslerden oluşan kelimelerin anlaşılabilir, doğru telaffuz edilmesi asıl olandır. Onun için ne dedim sevgili arkadaşımıza? Bir göz gezdirebilirsin, bir bakabilirsin. Baktıktan sonra neyi bekliyoruz biz? Bir, o sesleri doğru çıkar. İki, o seslerden oluşan sözcüğü doğru oku. Üç, o cümleyi doğru vurgulama ama vurgunun dışında sesleri çıkarmaya vurguluyoruz. Doğru tonlamayla. Yani o kelimenin neresi vurgulanacak, neresi tonlanacak, nerede, son hecede mi, ilk hecede mi, değil mi? Ve daha sonra o cümleyi o şekilde oku. Ve yapabiliyorsan tabii ki hızlı oku. Ama biz senden sadece bunu hızlı okumanı beklemiyoruz sevgili kardeşim. Bize çok doğru bir şekilde o sesleri ve o seslerden oluşan kelimeleri doğru bir şekilde vermeyi bekliyoruz. Hadi lütfen tekrar rica edin. Özellikle özellik üzerine özlemine özgü, özgün ve özgün özellikleri izleyen, özbekle özkanla özatlan, izgan, üzken, özürken ve ozanlara uzanarak ezeli üzüncülerini azalttılar, azalttılar. Sonra da azalttık kuşları azalt ederek yan gelip yattılar. Şimdi hangi kuşları? Bunu doğru telaffuz edecek, doğru tonlayacak bir arkadaşım var mı? Çok teşekkür ediyorum. İşte hızlı okuyuşun beraberinde getirdiği yanlışlar bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Siz alın lütfen. Siz ne yapmasanız? Alkışlayalım arkadaşımızı lütfen. Almasaydım diye düşünüyor ama artık bir şey olmaz, şimdi alayım diye düşünüyor mikrofonu. Çok teşekkür ediyorum. Hani bir berber mi okumak istiyorsunuz? En son siz onu okuduğunuz için. Ooo, daha önceden çalıştığını istiyor. Pekala, daha önceden çalıştığını verelim biz de kendisine. İ'den istiyor bir berber bir berbere ya da E'den istiyor. İbibiklerin ibiklerini İ'den. Buyurun. Evet. Nelerin mi? Çok doğru. Yoksa istifli istinos iş portajı İshak'ın işliğindeki ibrişimlerin mi daha iyi bilemiyorum. Biz de bilemedik. Biz de bilemedik. Yani bize bildiremediniz. Keşke bildirseydiniz. Çok kısa bir tekerleme daha rica ediyorum. Şu köşeyi okur musunuz? Son derece kısa ve güzel bir tekerlemedir arkadaşlar. Dikkatle okuyalım. Arkadaşımız da doğru okumaya çalışacak şimdi.
Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki sus. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su köşe, su şişesi, şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe keşlemiş. Ya şiş demiş, değil mi? Çok teşekkür ediyorum, alkışlıyorum sevgili dostumuzu. Aa, bu ıssız sivri hisarı gerçekten çok seviyorum. Lütfen, ışıkta olunuz, ışıkta olunuz. Kafanız gölge yapmasın. Kolay değil mi? Bence kolay. Evet, yani lütfen dinliyoruz şimdi. Issız, sivri hisarım, sarsıntısız, şosesi üstünde, zırıltısız. Şosesi? Üstünde. Orayı, cümleyi tekrar eder misiniz? Tam anlaşılmadı çünkü. Şosesi üstünde. Hayır, cümleyi baştan lütfen. Issız, sivri hisarım, sarsıntısız, şosesi. Bir yaz köşesi seçip sassız, cassız ve susuz, içkisiz, sırf sosisonla ıssız bir yaz köşesi isteyişinizin sırrını sesinize serzenişinizce Türkçeyi yavaş yavaş söktürüyor galiba. Harikasın, harikasın. Pekala. Benim çok sevdiğim, sizin iyilerde ve ılılarda ve özellikle S seslerinde ıssız, şıssız, gereksiz nefesler hissettim. Onun için o seslerden oluşmuyor tekerleme vereceğim size. Çatalca'yı, çok tatlı bir tekerlemedir bu. Benim çok sevdiğim tekerlemelerden bir tanesidir. Çok hoş okuyacağınıza inanıyorum ben. Kızı okuyup... Alkışlayalım lütfen sevgili dostlarımız. Harika. Hızlı okuyacağını iddia ediyorlar kendileri. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Çatalca'da topal çoban çatal yapar. Bu bayağı hızlı, kabul edebiliriz değil mi? Çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar demek istiyordunuz ama söyleyiniz lütfen. Çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar nesil için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar kare için çatal ne için? Ne için? Ne için olması gerekiyor sevgili kârı. Dostlar? Ne için? Kârı. Lütfen yüksek sesle. Kârı. Kârı? Nereden çıktı bu kârı? Hayır, A'yı uzatmasak karı için diyeceğim. Bu da iki anlama geliyor. Bir kar, sahip olduğu kar. Bir de argoda kullanılan, hanımefendiler için kullanılan bir tabir. Ama o argo. Lütfen tekrar eder misiniz? Peki, artık okumak istemiyor biz de saygıyla. Ama biz sizi eleştirmek adına aman ne kadar şöyle okuyorsunuz, yanlış okuyorsunuz adına bunu söylemedik. Sadece örnekledik ve siz örneklediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlar, böylelikle geldik birlikteliğimizin sonuna. Galiba herhalde değil mi? Ben hemen bir küçük açıklamada bulunayım sevgili dostlarıma. Sevgili dostlar, iki gün birlikte olmak için buraya davet edildim. Dün uzun uzadıya 4 saatimizi, hatta 4,5 saate de çıkartarak bazen 5 saate ulaşarak gerçekleştirdik. Fakat bugün benim hemen saat öğleden sonraki uçakla İzmir'e dönmem gerekiyor.
ve buradan bize söylenilen de işte şu dakikada, şu saatte hazır olmanız konusunda bir talimat var. Bu yüzden saat tam vaktinde başladık. Saatinde başladık ama beni götürecek olan arabanın beni beklediği saatte belli. O saate az dakikalar kaldı. Bu yüzden huzurlarınızdan sizlere içten sevgi ve saygıyla ayrılmak durumundayım. Dinlemek için beni tercih etmeniz beni gerçekten son derece onurlandırdı. Her iki gün içerisinde de yoğun kalabalık vardı. Dün günden bugün birazcık az ama çok da fazla az değil. Yani böyle 8-10 kişi falan gibi bir azız galiba. O kadar boş koltuk görüyorum. Dün kenarlarda oturan sevgili dostlarımız bile vardı. İki gün beni dinlemek için göstermiş olduğunuz bu içtenlik, dinlerken bu katılımcılık hakikaten sizleri alkışlamaya gerçekten yetiyor. Lütfen kendinizi tekrar ama inanıyorum ki Türkçemiz üzerine çok olağanüstü derecede bir ilgi yüreklerinizde oluşmuştur diye düşünüyorum. Bu yüreklerinizde oluşan ilgiyi eğer içtenlikle geliştirmeye çalışacak olursanız harikalar yaratacağınızdan eminim. Özellikle sevgili kardeşimizin Türkçe üzerinde tamam bir Kıbrıs şivesi kullanıyor, onun farkındayım. Ama kendisinde benim saptadığım bir özellik var. Bu yüzden alkışa değer kendisi. Nedir o özellik biliyor musunuz? Ha, çok teşekkür ederim belki birazdan. Nedir o özellik biliyor musunuz? Bazı sözcüklerde bir metin değerlendirirken dikkatimi çekiyor. O sözcük şöyle diyorum. Ve bunda hece uzatma, kısaltma da değil. Ses açıklığı, kapalılığı. Bu çok zordur. A'yı mesela orada birazcık açık kullandım. Birazcık açık uzun kullandım veya da kısa kullandım. Hafif kapalı ve birazcık uzun olması gerekiyor gibi. Bunu söylediğimde hemen örneklemeden daha ben o kelimeyi benden dinlediği, duyduğu bir eleştiri doğrultusunda düzelterek anında verebiliyor. Yani muhteşem bir kulak. Son derece güzel bir kulak. Onun için alkışa değer. Hoşçakalın. Söyleşisi için Sayın Fikret Alan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Fikret Alan'a teşekkür belgesini takdim etmek üzere İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Belkıs Ayhan Taylan'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.